Ayrık matematik vize ve finalde çıkabilecek sorular 76. Bu videomuzda ayrık matematik dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek İngilizce bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarın İngilizce, yarın Türkçe okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. Let x elemanıdır. Reel sayılar. Fark tam sayılar. Decide what is the value of x'in tavan fonksiyonu. İngilizcesi scaling function. Eksi x'in taban fonksiyonu, İngilizcesi floor function. Şimdi x elemanıdır. Reel sayılar fark tam sayı demiş. Yani tam sayı olmayan reel sayıları düşüneceğiz x yerine gelecekler olarak. Bunların tanımlarını bir hatırlayalım. Bu taban fonksiyonudur. İçine konulan sayı tam sayıysa x olarak dışarı çıkar. X tam sayı ise. Fakat öyle bir ihtimali ortadan kaldırmış burada. X tam sayı değilse x'ten büyük olan en küçük tam sayı. X'ten büyük en küçük tam sayı çıkar. Tam sayı x tam sayı değilse. Şuna birkaç örnek verelim buraya. Mesela 2 koyduk. Bunun sonucu 2 çıkar tam sayı olduğu için. 2,3 koyduk. Bu tam sayı değil. Bundan sonra gelen ilk tam sayı 3 çıkar. Bu taban fonksiyonudur. Şimdi taban fonksiyonuna gelelim. Bu yine x tam sayı ise x olarak çıkar dışarıya. Fakat o hariç tutulmuş burada. Eğer tam sayı değilse bundan küçük olan en büyük tam sayı. X'ten küçük en büyük tam sayı çıkar. X tam sayı değil ise. Şuraya örnek verelim yine 2. 2 çıkar tam sayı. Yanlış yaptık yalnız. Burada taban fonksiyonundayız. Şöyle 2 çıkar. 2,3 ise burada 2,3 tam sayı değil, ondan küçük olan en büyük tam sayı 2'ye çıkar yine. Şimdi bunu bu şekilde anladığımıza göre. Şimdi x tam sayı değil. Burada sonuç x'in aldığı değerlere göre farklı bir şey çıkması mümkün olmaz. Hep burada arada aynı fark kalır. X'e herhangi bir tam sayı olmayan reel sayı seçelim. Mesela 1,7 seçelim. Bakalım. X eksi x ne olacak? Bunun içine 1,7'yi koyarsak 1,7 eksi bunun içine 1,7'yi koyarsak bu 1,7'den büyük olan en küçük tam sayı çıkartacak 2. Bu 1,7'den küçük olan en büyük tam sayı çıkartacak 1. Aradaki fark 1 olur. Başka bir sayı seçelim. 10,3 diyelim. Yine şuna koyuyoruz. 10,3 eksi 10,3. 10,3 10 çıkartır cevabı. O yukarıya tamamlayacak. 11 çıkartır bu. Bu ise ondan küçük olan 10,3'ten küçük olan en büyük tam sayı 10 çıkartır 1. Yani burada x ne olursa olsun bunun sonucu 1 çıkar. Çünkü bu yukarıdaki tam sayıya yuvarlar. Bu ise aşağıdaki tam sayıya yuvarlar sonucu. Eşittir 1 sorumuzun cevabıdır. Biraz uzattım ama konuyu bilmeyenler konuyu da öğrensin diye bu kadar uzun çözdüm. Yoksa bilenler için çok hızlı bir şekilde bir deyip geçecekleri bir soruydu. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.